arama çalışmalarında jandarmaya eşlik ediyor. Yani gelip de orada bir bakalım kamerada falan demesi de, yani kendisi katlettiyse de ondan sonraki davranışları da profesyonelce. Jandarmayı yanlış Narin ilk kaybolduğunda amca da aramaya katılıyor mu? Katılıyor tabii. Tabii. Katılıyor. Öyle mi? Hatta Tabii, diyor ki, sadece diyor ki Nevzat da katılıyor. Nevzat da katılıyor diyor. Biraz diyor muhtar diyor şey telaşlıydı diyor arama sırasında diyor. Jandarma. Geldiler bizim eve diyor. Orada eski evin orada bir su kuyusu var diyor. Oraya baktılar diyor. Sana bir şey söyledim yok diyor. Yanında jandarmalar vardı ama diyor biraz telaşlıydı diyor. Bir süre sonra jandarma da yani soruşturmacılar da şüphelenmeye başlamışlar bunun hal ve hareketlerinden. Arama sırasında. Arama sırasında alakasız yerlere, tırnak içinde alakasız yerlere yönlendirdiğine dair şüpheler Kuşkular. oluşmaya başlamış. Diğer parçalarla birlikte birleşince, diğer parçalar da bir araya gelince artık bu çok kuvvetli bir şey haline almış. Onu bir kenara itip arama Nihat bir şey kapsamına söyler almışlar. şimdi. Nihat abi. Abi, köyde arama çalışmaları sırasında kuşkulu elektrik kesintileri meydana gelmiş. Bunu o itirafçıya soruyor jandarma. Diyor ki arama çalışmaları sırasında köyün elektriklerinin kesilmesinde muhtarın bir dahili var mı diye sor. Bilmiyorum ama diyor. Daha önce elektrik kesintisi burada ama diyor. Bu Bu kadar. kadar çok olmaz Çok diyor. iyi. Yani Çok iyi. muhtemelen elektrik kesintisiyle de bir arama çalışmaları bir sabotaj yapılmış. Diğer Nihat abi, diğer abisinin evinin önünde de bir yangın çıkmış. Olaydan bir gün sonra veya 2 gün sonra tam olarak hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun onunla ilgili detayları? Neyse o yangın artık detay olsun da bir şey soracağım. Bu bir çocuk daha öldü. Bir kız çocuğu daha. Her değişik. Aynı aileden. Engelli. Tülin. Ablası. Tülin. 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 Tülin ablası Ahmet Bey. Ablası. Ablası. Nari'nin ablası. Merdivenden düşerek öldüğü söyleniyor. Peki kuşku var mı bunda? Şöyle zaten savcılık onunla ilgili bilgileri de istedi. Amcası diyor ki o hastaneye götürdük orada öldü diyor ama öldükten sonra bir adli tıp incelemesi yapılmadan defnediliyor. Onunla ilgili kuşkular da var. Savcılık Defin raporunu verileri da veren muhtarın kendisi ve o zamanki muhtar da şu inceleniyor. Tülinle ilgili iddialar da inceleniyor. Ama hastaneye gittiyse hastane tutanaklarını yani acile girdiğinde biz bir hasta geldiğinde tabii. Yok kayıtta girer orada da. Bütün kayıtları yani koyarız. Bu test çöker. Ama tabii, bunu tabii. Dışarıda olan amca söylüyor. Dışarıda olan amca yok, bir şey sürekli olarak böyle onların lehine bilgiler vermeye çalışıyor. Ne diyecek peki yani? Evet onu da Hayır. öldürdük. Yani en azından sessiz kalın ama bilinçli olarak soruşturmayı, haberleri yönlendirmeye çalışıyor. Köylü ağıt yakarken Narin'e kadının biri ablanı da böyle yaktılar. Sen de böyle yaktılar diye ağıt esnasında söyledi. Ya doğru olabilir olmayabilir. Çünkü bazı böyle, ölümlerde hekim arkadaşlarımız hep suçlanıyor. Şey diyor, gibi. Havini de böyle kıydılar evet, yani diyor. O çok doğru Havin olmayabilir. Kardeş demekmiş herhalde. Ama şunu söyleyeyim. Hastaneye geldi. Bakın ben cerrahi uzmanıyım. Acile bir hasta geldiğinde biz o hastanın ne olduğunu muhakkak Hocam İddia olarak gelsin. Yazarız. Zaten bu test çöker. Trafik kazası, düşme vesaire. Artı hastane muayene esnasında eğer bir farklı bulguyu yakalarsak hastane polisine çağırırız. Haydar Deriz, Bey, orada şüpheli bir durum. Polisiye açıdan böyle bir ölümde kuşkulu bulunup bu olaydan sonra incelemeye alınır mı? Alınabilir. Cumhuriyet Başsavcılarımızın yapacağı soruşturmaya bağlı burada. Ben hocama katkıda bulunmak açısından söyleyeyim. Yani tıp doktorları hastaneye gelen herhangi bir adli vakayı bildirmeyle ilgili de bize zorunludurlar. Yükümlülükleri var. Yükümlülükleri var. Tabii. Yani o yükümlülüklerini bize bir şekilde yerine getirirler. Hastanede hastane polisinin olup olmaması çok önemli değil. Evet. Karakolun telefonu vardır. Orası mutlaka aranır. Ekip tarafından oraya gidilir. Bu konuyla ilgili olarak ifadeler alınır ve tutanaklar tanzim edilir. Yalnız sadece hekimlerin almış olduğu bu düşmeyle ilgili o beyanlar yeterli görüldüyse orada bir muallaklık var. Eğer bu muallaklık şüpheye dönüşür, Cumhuriyet Başsavcılarımız konuyla ilgili soruşturma yapalım derse yapalım daha, demişler herhalde. Daha fekir kabire kadar gider o. Yani mezarı da açılabilir. Evet. Çünkü yapalım demişler. Soruşturma gereği evraklar istedi. Çocuk biraz da Tülin'in engelli olduğu Peki söyleniyor. Engelinin ne yönde olduğuna dair bir bilgi var mı? Bende bilgi yok. Zeynep sende var mı? Ama bende o bilgi yok. Şimdi o konuyla ilgili bir gelişme var. Evet soruşturma açıldı. Hastane elindeki belgeleri savcılığa göndermiş. Savcılığa giden belgede, raporda. Kim göndermiş? Hastane.
Hastane. O zaman hastaneye evet, hastane doğru öyle mi sanıyorum? Hastanenin raporu şöyle. Evet geldi bizde tedavi görürken hayatını kaybetti zatürre. Teşhis de bu. E, düşme diyorlardı. Düşme diyorlardı. Hastanenin raporu da o, zatürre. Yeni bilgi daha önce. Bu yeni bilgi. Bu rapor daha önemli. Hastane, Ahmet Bey hastane şeyine de şimdi de bir bilgi geldi. Güvendiğim bir bilgidir. Tülin Güran normal ölümü olarak hastane kayıtlarına geçmiş. 11.09.2009 tarihinde ölmüş. 5 yıl önce. Evet. Tedavi sürecinde 2009, öldüğü için otopsi yapılmadığını 2009, söylüyor 2009, rapor. 15 sene. Çok önce. 15. 2009. 15, pardon. Onun katkı için şunu söyleyeyim. Bilinen bir sebepten dolayı olan ölümlerde otopsi pek yapılmaz. Çünkü şüpheli ölüm değildir. Örneğin kanser, işte zatürre veya başka bir rahatsızlık varsa tabii. Hekim arkadaşlar bakar bilinen bir ölüm sebebi var ve beklenen bir ölümse bu adli olarak bildirilmeyebilir tabii. Peki cinayetin biçimi hakkında Nihat senin kaynakların herhangi bir bilgi veriyorlar mı? Şöyle en ben, tatsız konu yani kusura bakma. Soruşturma anında Narmin cenazesine ulaşıldığında konuşmuştum kaynaklarla. Dediler ki Narmin cenazesini görsen şok olursun dediler. Yani çok kötü dediler. Ben dedim ki niye ki dedim hani bıçaklama mı var, kesip mi var? Yok hayır bıçaklama falan yok. Kötü durumda dediler. Ama hem itirafçının itiraflarında hem de adli tıbbın yaptığı çalışmada boyun bölgesinde bir ekonomat izi olduğu söyleniyor. Bıçakla bıçak izi ilk etapta görünmüyor. Silah bıçak izi yok. Dolayısıyla eğer narin profesyonelce öldürülmüşse büyük bir ihtimalle boğularak öldürüldü derler. Bu konuda bir şey söyleyebilirim. Tabii. Şimdi adli tıp 91 tane numune aldılar. Vücudun değişik bölgelerinden çok değişik tespitleri yapabilmek için çeşitli dokular aldılar. Çok yönlü araştırma devam ediyor adli tıp laboratuvarlarında. Şimdi bir tane önemli bir Nihat abinin söylediği bağlamda bir tane önemli bir araştırma yapılıyor adli tıpta. Şeyin Nari'nin hiyoid kemiği alındı. Burada bir kemik var. Hiyoid kemiği diyorlar ona. Hiyoid veya hiyoid. Hiyoid kemiği dil kemiği. Diğer evet, adı dil kemiği. Hassas yani bir kemik. Evet, dil üzerinde kemiği. Bazı dokular var. Boğaza yapılan her türlü muamelede, boğaza yapılan her türlü öldürücü muamelede bıçaklı veya boğmalı, sıkmalı müdahalede o boğaz bölümündeki o kemik iz alır, kırılır, bir şey olur ona. Orada bir iz kalır. Bu izin tespiti için de o kemik incelemeye alınır. Çok hassas bir kemiktir. Bunun üzeri bıçakla kazınmaz, herhangi peki, bir aletle şey kazınmaz. İncelemede parmak izi mi aranır? Hayır. Hayır. Müdahale izi. Eğer bu kırılmışsa, şöyle söyleyeyim. Çizilmişse onun sıkmayla mı, dış vurmayla müdahale mi olduğu ortaya çıkar. Biçimin, olmadı. Musa, peki bu araştırmadan o cinayetin biçimi çıkacak ortaya. Tabii ki. O zaman faille ilgili bir ipucu vermeyecek. Ölüm sebebini anlamaya çalışıyoruz ya burada. Adli tıp nasıl faili değil de çıkacak? Adli tıp faili değil de ölüm sebebini arıyor. Hocam? Şöyle at nalı şeklinde bir kemiktir o. Şu şekilde durur. Delikleri doğru. Boğulma esnasında yapılan basıya bağlı olarak kırılabilir. Veyahut da kesici delici veya başka bir alet kullanıldıysa o aletin kullanılmasına bağlı olarak yine kırılabilir. Kanayabilir. Tabii 19 gün geçtiği için bazı mikroskopik veyahut da bazı beklenen kanama vesaire gibi şeyler bulunmayabilir. Ama hiyoid kemikte bir kırığın olması tabii boğma mı başka bir şey mi olduğu konusunda bir bilgi verebilir. Bir de orada bir kıkırdak dokular vardır hemen alt tarafta. O kıkırdakların da yine otopside veyahut da adli tıptaki incelemesi sonu çıkacak olan bulgu işi başka boyutlara da taşıyabilir. Öcekler, burada önemli olan şu tecrübelerimizden bir örnekleyelim bunu. Yani sadece o kemiğin kırılması veya elle veya başka bir cisimle onun boğulması gibi düşünmeyelim. Nefessiz kaldığınızda da isim öyle boğularak ölüyorsunuz. Nefessiz kalarak ölmedir aslında. Evet, nefessiz doğru. Kaldığınızda peki, da peki bu ölümün bu akciğerlerde yapılacak olan tetkiklerle o 91 numuneden birkaç vardı. Tanesiyle ortaya çıkacaktır. Ama 19 gün size bir şey sormak istiyorum. Sıkıntılı. Polisiye açıdan. Ölümün nasıl gerçekleştiğini saptamak faile götürür mü bizi? Failin doğru söyleyip söylemediğine götürür. Olayı doğru anlatıp anlatmadığına götürür. Test etme imkanı verir. Test etme imkanı verir. Tülin'le ilgili bilgi var. Arzu ederseniz okuyayım Ahmet Bey. Tabii. Şöyle.
Tülin Güran 12.04.2004 tarihinde doğmuş. Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tetkik ve tedavisi devam etmiş. Tülin Güran metabolizma hastalığı, miyopati solunum yetmezliği sebebiyle 19.11.2009 tarihinde hayatını kaybetmiş. Tülin Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden dolayı ölmüştür raporu düzenlenmiş. Bir dakika. Neden öldüğünü anlayamadım ben. Fizyolojik engel o bir tuhaf olmuş. Ne? El ve ayaktaki fizyolojik engelden dolayı ölüm enteresan bir açıklama. Şöyle asıl şey miyopati olabilir, kas hastalığı demektir. Metabolizma hastalığı, miyopati solunum yetmezliği sebebiyle. Kas hastalığından kas dolayı nefes alamıyordu. Sonuçta şüpheli bir şey görülmüyor. Detaya girmeyeyim evet ama el ayaktaki fiziksel... Bir araştırma daha var Adi Tıp'ta.